Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dörtgenler konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABCD bir dörtgen ve şunlar köşegen olarak verilmiş AC ve BD. KLMN bulundukları kenarların orta noktaları olarak verilmiş. Peki bu orta noktalar olunca ne oluyordu arkadaşlar? Şu alan tüm alanın yarısı oluyordu değil mi? Ama alanla ilgili bir şey sorulmamış. Çevreyle alakalı bir şey verilmiş. Bu çevreyle de ilgili formül vardı ama bence gerek yok. Çünkü şunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşitse burada ne çıktı gençler? Şurada hocam şununla şu orta taban çıktı. Burası a ise burası ne olur? Tamam 2a. Hatta bunlar eşit, bunlar da eşitse 2a ise burası da a oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi şunlara bakalım. Hocam şunla şu köşegen ne olmak zorunda? Yine orta taban olur. Bunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit. B ise 2b burası. Hatta burası da arkadaşlar şunlar eşit, şunlar eşit olduğundan 2b ise burası da b oldu. Şimdi çevre KLMN'ye bakacak olursak KLMN'de 2 tane A 2 tane B var. 2A artı 2B eşittir 24 olarak verilmiş. AC artı BD isteniyor bizden. AC 2A BD de 2B olduğu için 2A artı 2B yine isteniyor. Cevap o zaman ne çıktı? 24 çıktı. Cevap Cihan oldu. Yukarıdaki verilere göre ADX nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Sakın ama sakın 90'ı gördün diye hop şunu çizeyim deme. 150 parçalanmaz. Zaten dörtgen iç açıları toplamından dolayı 90, 150, 60 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 60 kaldı. E çünkü topladığın zaman 150, 60 daha 210, 300 yapıyor. Buraya da 60 derece kaldı. E hocam 60 da parçalamış oluyoruz. Bakın. Bakın burada bütün açılar özel oldu neredeyse. Bir dörtgende bütün açılar özelse 90'da kısmen özeldir. O zaman oradaki açıları parçalayamayız. Ne yaparız o zaman? Üçgene tamamlama yaparız. İster üçgene tamamlamayı şöyle yapın arkadaşlar. Büyük üçgene tamamlamayı. İsterseniz yukarı doğru yapın. Hiç fark etmez arkadaşım. Yukarı doğru yapmak daha mantıklı geldi bana. Çünkü 60 60 ise burası da 60 oldu. Bir eşkenar üçgen çıktı. Ama eşkenar çıktığı zaman kenarların eşitliğini gösterelim. Hocam burası da 10 burası da 10. E burası 2 olduğundan göre burası 8 oldu. 90 60 ise burası 30. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşı 4. E tamamı 10'du. X'e kaç kaldı o zaman? 6 kaldı. Evet sorumuzun cevabı Balıkesir oldu. Yukarıdaki verilere göre CDX nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle şurası 90 derece. Bir 90'dan kenar ortay çizilmiş. Muhteşem şu var mı? Var. Hocam burası 6. Burası da 6 mı? Evet. Yani burası kaç yaptı? 12 yaptı. E hocam büyük dörtgen köşegenler dik kesmiş. Köşegenleri dik kesen dörtgenlerde karşıtlı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani x'in karesi artı 4 köküçün karesi eşittir. 5'in karesi artı 12'nin karesi. Şu 5, 12, 13, 13'ün karesi 169 yapacak. Yani x kare buradan 169 eksi e, bu 48 yapıyor. 48 yaptı. O da 121 yaptı. O da kaç yapıyor o zaman? x kare 121 ise x de buradan 11 çıkar. Cevabımız cehal oldu. Şekil 1'de verilen ABC'de dörtgeni EFKL, dörtgeninde EFKL üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Evet. Şunlar orta nokta olarak verilmiş arkadaşlar. Tamam Arkadaşlar orta nokta bunlar da alanla da ilgili bir şey soruluyorsa hocam dörtgen yapalım diyebilirsiniz böyle. Dörtgen yapıp hocam burası tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Ama mor boyalı bölgelerin alanları toplamını vermiş bize. taburdan buradan dolayı da konu anlatımında da bir ispat yapmıştık hatırlarsanız. Arkadaşlar karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit olmuyor muydu? Evet dörtgen yaptığımızda bu dörtgen gerçekten çok önemliydi. Bu dörtgen alan tüm alanın yarısıydı. E tüm alanın yarısıysa Buraya A buraya B diyecek olursak şu karşılıklı alanlar toplamada tüm alanın dörtte birine eşit değil miydi? Evet. A artı B ise A artı B tüm alanın dörtte birine eşit olacak. Bu arada ben bunu böyle böyle katlamışım. Katlamaları açayım kardeşim. Şöyle burası A iken burası A mı? Şu katlamayı da açayım kardeşim. Şurası B iken burası da B mi? Evet tüm alan kaç? Bu A artı B ya. Tüm alan 4A artı 4B yapmak zorunda arkadaşlar. Niye? Çünkü bu karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın dörtte biriydi. Şimdi ne diyor? Mor boyalı bölgelerin alanları toplamı yani A artı B'yi kaç vermiş arkadaşlar bize? 18 vermiş. Yeşil boyalı bölge isteniyor. Önce tüm alanı bulalım mı? Ee, bu A artı B 18 ise bakın A artı B'yi 18 vermiş. 4 A artı 4 B'de 52 mi yapacaktır? 4 kere 8 32 pardon 72 mi yapacaktır arkadaşlar? Evet. Tüm alan 72 ama. Dikkat edin arkadaşlar. E hocam burası tüm alan 4 A artı 4 B 72. O zaman bu yeşil boyalı bölge, mor boyalı bölgenin alanları toplamı 18 olduğuna göre yeşil boyalı, şekil 2'deki yeşil boyalı bölgenin alanı isteniyor bizden. Şimdi burası 2A, burası 2B. Yeşil boyalı bölgeye ne kaldı? 4A artı 4B yapması için 2A artı 2B kaldı. E o zaman olay bitti arkadaşlar. 72'yi de kullanmamızda gerek yokmuş. A artı B 18 ise bizden yeşil boyalı bölge isteniyor. 2A artı 2B isteniyor. O da kaç yapar? 36 yapar arkadaşlar. Çünkü A artı B 18 olduğundan dolayı. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Cihan çıktı. Boş sorulardan biri. ABCD dörtgeninin köşegenlerinin kesim noktasını vermiş bize. Hemen ABCD dörtgenini şöyle rastgele bir çizelim arkadaşlar. A, B, C ve D'yi çizdik. Sonra köşegenlerden bahsetmiş köşegenleri de çizelim. Bu arada alan ABE'yi köşegenlerin kesim noktası da E noktası olarak verilmiş. Alan ABE'yi 24 vermişler. Alan ADE'yi kaç vermişler? 18 vermişler. BEC'yi kaç vermişler? 8 vermişler. E bizden DEC üçgenin alanı isteniyor. Gençler şunu yapabilirsiniz. Hocam dörtgenin özelliği karşısında alanlar çarpımları birbirine eşit diyebilirsiniz. Evet yani 24 çarpı x direkt 18 çarpı 8'e eşit deyip buradan x'i bulabilirsiniz. Bu birinci yol olsun. A ben oradan yapmayacağım. Hocam alanlar var bak burada. A burada kalan 24 burada kalan 18. Hocam 24 bölü 18. Hani tepe noktaları aynı olan üçgenlerde alanlar oranı tabanlar oranına eşit değil midir? Evet. Üçgensel düşünmeyi bilin. ÖSYM bunu kullandırıyor zaten bize. Çok fazla kural zihniyeti geçmiyor arkadaşlar. 24 bölü 8. 3'e 1 oran var. Hocam burası 3K iken burası K olur. A K'da kalan 3X'e 3K'da kalan 3X olmaz mı arkadaşlar? Evet. E, o zaman 3x eşittir 18 ise x'i buradan direkt kaç buluruz gençler? 6 olarak buluruz. Cevabımız böylelikle akçay çıktı. Şekil 1'de metal çubuk B ve C noktalarından bükülerek şekil 2'deki biçimde zemine konuluyor. Bak dikkat edin. AB ve BC çift çizgi. Hocam şu ve şu çift çizgi birbirine eşit. Ve şurası da 4 olarak verilmiş. E hocam ne yapacağız? Burada 75 derece var. Hocam şuradan şöyle üçgen oluşturayım. Yok. Buradan böyle üçgen oluşturabilirim mesela x kenarlığı da kullanarak. Çünkü özel bir açıyı parçalamıyorum arkadaşlar ben burada. o zaman burada x kenar oluşturdum. Ne çıktı burada arkadaşım? Hocam 120 derece ya 30 30. Eğer bütün açılar özel açı olmuş olsaydı üçgene tamamlayacaktım. Dikkat edin. Bütün açılar özel değil 75 sevmediğimiz bir açı zaten. E 30 30 120 yaptı. E o zaman buraya ne kaldı? 45. A 45 45 90 çıktı. O zaman soru bitti gençler. 4 ise burası da 4. Bizden ADX isteniyor arkadaşlar. Şurası 4 4 ise burası da 4 köküç olur mu gençler? Evet cevabımız 4 kök 3 oldu. Pardon 4 kök 3 olur mu? Bazen saçmalıyoruz. Saçmalamaya devam ediyoruz. Yorgunluktan uyuyor. 4 4 ise burası da 4 kök olacak arkadaşlar? Evet 4 kök olacak. Cevabımız denizli oldu. Çünkü kök 2 katı muhabbeti var değil mi arkadaşlar? 45 45 93 geldi. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Şimdi Öncelikle size bunun kısımını göstereyim. Açı ortaylarla ilgili formül vardı. Biliyorsunuz ardışık açı ortaylar arasında olduğu zaman toplamlarının yarısı burası eşitli. Ka karşılıklı açı ortaylar arasında olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar? Şu diğer açıların farklarının yarısı dar açıyı veriyordu. E biz bu ikisini biliyoruz hocam ama burada bu iç açı ortay bu dış açı ortay. Bununla ilgili bir kural gösterdik mi? Hayır göstermedik. E ne yapacağız o zaman hocam burada? Biz ardışık iç açı ortaylar arasındaki açıyı bildiğimiz için şuradan bir aç, iç açı ortay yürütsem. Hocam şöyle açı ortay olsa. E ben burada açıyı bulurum. Nasıl bulurum? Diğer açıların farklarının yarısı. 105 eksi 61 bölü 2. 44 bölü 2'den 22 çıkar. Hocam burası 22 oldu. E şuraya a buraya b diyecek olursam. 2 artı 2 b 180'den a artı b'ye 90 çıkar. Yani bu dik üçgen çıktı. Yani 22'nin x'e 22 ile x'in toplamı direkt 90 yapar. Dolayısıyla böylelikle c'yi buluruz cevabı. Ama arkadaşlar biz böyle mi yapacağız? Tabii ki hayır. Unutabiliriz. Yani böyle kuralcı zihniyete biraz karşıyız. ÖSYM'de karşı biliyorsunuz. Ne yapacağız peki biz hocam burada? E, dal açılara kardeşim. Şuraya A, A de. Buraya da B, B, de. Yap işlemini gitsin. Mesela burada e, ne yapabiliriz arkadaşlar? Burası nedir? Burası 180 2 B'dir hocam. E ben burada A ile B arasındaki ilişkiyi bulurum. Nerede? Şu büyük dörtgende. Hadi bulalım bakalım. 2A var. 180 2B var. Artı 61 ve 105 var. 61 ve 105'in toplamı eşittir 360 yapmalı. Hocam buradan 2A 2B eşittir. Şununla şu gitse 180 yaptı. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 166 yaptı. E, 180'den 166 çıkınca 14 bu kaldı? A B'yi buradan kaç buluruz gençler? 7 buluruz. Hocam şimdi ne yapacağız peki? X'e ait de bir şeye bakacaksınız. X'e ait de bir şey. Şuradaki dörtgende yok mu gençler? Var. E X artı A artı 105 artı Hocam burası da 180 eksi 2B artı B 180 eksi B yaptığından dolayı Bu dörtgen iç açıları toplamı da 360'tır Hocam şununla şu gitsin buraya 180 kalsın Hocam 105'e öbür tarafa attığım zaman 75 kaldı Hocam A eksi B var A eksi B de neye eşit 7'ye eşit Attım bunu öbür tarafa. X de buradan 75 eksi 7'den kaça eşit oluyor arkadaşlar? 68'e eşit oluyor? Evet 68'e eşit olmuş oluyor. Bu şekilde bildiğiniz klasik işlemlerle de sonuca ulaşabilirsiniz. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Yukarıdaki şekilde verilen yere dik TV anteninin bulunduğu direğe direğin yıkılmaması için çelik kablolarıyla destek yapılmıştır. Buna göre diyor uzunluğu bilinmeyen çelik kablonun uzunluğu kaç metredir diye soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu zemine dik ya yani şurada kaç kaç derece 90 derece Aslına bakacak olursak burada da bir dörtgen var. Elimizde bak kenarlara bakacak olursak. Ama bu seferki dörtgenimiz iç bükey bir dörtgen. E bu iç bükey bir dörtgende aslında şuna bakacak olursan, hocam bu bir köşegen bu da bir köşegen. Köşegenler kesişmiş dışarıda kesişmiş dik kesmiş. Köşegenler dik kesen dörtgenlerde karşılıklı. Bak şu ve şu. Yani 8'in karesi artı 5'in karesi eşittir. X'in karesi artı 7'nin karesi diyebiliriz. Aslında biz bunu şöyle de yapabiliriz. Biz e, direkt iç pikeye dörtgeni biliyoruz. Hocam şuradaki üçgeni böyle katlamasını alsam. Şöyle bir katlamasını alsam. Katlamasını aldığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Hop şöyle hop şöyle yapıyor. O zaman şöyle köşe dik kesmiş oluyor. Katlamadan dolayı x ise x. E, burası 5 ise 5 mi oldu? Evet. Şimdi daha net bir şekilde görürsünüz. Büyük dörtgende bakın köşegenler dik kesmiş. Karşılıklı 8'in karesi artı 5'in karesi. x'in karesi artı 7'nin karesi. Gerçekten daha mantıklı oldu değil mi arkadaşlar? Biz bunu e, HPK dörtgende de ispatlarken de zaten bu şekilde ispatlıyorduk. Neyse. Buradan ne geldi arkadaşlar? 64 artı 25 eşittir. X kare artı 49. Şu ikisinin toplamı 89 yaptı. 49 çıktı. 40 yaptı. X kare 40 ise X buradan kök 40. Kök 40 da neye eşittir arkadaşlar? 2 kök 10'a eşittir. Yani cevabımız D. Denizli Deyhan yaptı. <laughs> Denizli yaptı arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre FB x kaçtır diye soruluyor. Ne yapacağız gençler burada? A hocam iki tane iç açı orta kalan açı formülü diğer açıların toplamının yarısıydı. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da direktman arkadaşlar bilmiyorsak da A, A B, B diyelim. Hocam 2 A artı 2 B artı 155 artı 115. 155 artı 115 eşittir kaç yapacak gençler? 360 yapacak. 2A artı 2B buradan ne yapıyor o zaman arkadaşlar? Ee, şu ikisini toplarsak 155 155 artı şunu 160 yapsam bunu 110 yapsam 270 yapıyor o 90 yaptı a artı ve de buradan kaç oldu o zaman 45 oldu a artı b 45 ise a hocam a artı b 45 ise burada kaç 135 derece hatta burası 45 derece geldi aha hocam ne güzel bak 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 olaya bak deyip ben burada bir kosinüs teoremi patlatırım değil mi ben size şimdi bir şey patlatırım. Kosinüs teoremi patlatır mıyım ben burada arkadaşlar? Tabii ki patlatmam. Ne yaparım? Tabii ki 45'i gördüğüm zaman 45'in mantığını kullanırım. Diki çizerim böyle. 5 kökü ise 45 45 90 üçgeninden 5 5 yaptı burası. Aa tamam 17 idi. Burası 12. 5 12 13 derim. Daha rahat bir şekilde sonuca ulaşırım. Cevap Edremit oldu. ABCD bir dörtgen verilmiş ve 90'lar havada uçuşuyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Alfa, beta'ya dalacağımız da belli. Alan ABCD'yi de 20 olarak vermiş. Hmm. Dalalım alfa, beta'ya. Alfa, beta. Ee, ondan sonra acaba, hocam burası alfa. Ee dik üçgen yok. Hocam dik üçgeni biz oluşturalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ezbere yapmak istemediğimi biliyorsunuz. Ama ben bu soru kalıbını bildiğim için şuradan daha rahat çıkacak. Hocam diki buradan çizersek. Şurası kare çıkacak. Karenin alanı 20'den x'i bulacağız direkt. 2 kök 5 diye arkadaşlar. Ama bu biraz böyle dışarıya doğru bana mantıksız geliyor. Ben e, ilk başta nasıl öğrendiysem size de öyle öğretmek istiyorum. Tabii ki diki buradan çizip yine eş üçgenleri görebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben alfayı gördüysem 90 derece çizeceksem en mantıklı şurası değil midir arkadaşlar? Uzun da olsa burayı tercih ediyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. E buradan alfaya ait dik üçgen çizince böyle alfa 90 beta oldu. Aa hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eş. E hocam 90'ın karşısındakiler eşse ise alfanın karşısı x ise buradaki alfanın karşısı da x mi yapar? Evet. E bizden ne isteniyor gençler? Bizden alan ABCD'yi 20 olarak vermiş. O zaman alan ABCD'yi de kullanalım arkadaşlar. Arkadaşım ben şuraya bir y diyecek olursam o zaman burası da y oldu. Çünkü beta'nın karşısı y ise beta'nın karşısı y. O zaman buraya x eksi y kaldı tamam y olduğundan. Yani burası x eksi y burası da x. Hadi alanlar. Hocam x çarpı y bölü 2. x çarpı y bölü 2 artı. Şu üçgenin alanı da x çarpı y bölü 2 artı. Hocam bir de bu dikdörtgenin alanı x eksi y çarpı x değil midir arkadaşlar? İşte bu toplam neye eşit verilmiş? 20'ye. Burası 2 x bölü 2'den x yaptı. Artı hocam x kare eksi x y eşittir 20 yaptı. Hoppala cuppala derken x kare 20'ye ulaştık. Yani buradan x de kök 20'ye eşit olur. Yani cevabımız 2 kök 5 çıkar gençler. Cevap böylelikle akçay oldu. ABCD bir dörtgen ve eşitler verilmiş. AE ile EC eşit verilmiş. DF ile BF eşit verilmiş. DF hocam şurası şöyle tırtıklayayım. Hocam bir de şurası eşit verilmiş. Allah. Bir de AD ile DC'nin toplamı AD ile BC'nin toplamından bahsediyor. Bakın şu uzunluk art şu uzunlukla şu uzunluk arasında bir ilişki kuracağım arkadaşlar. Toplamın en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor bize. Şimdi gençler burada ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Düşün. Eşitlik var. Eşitlik varsa aklımıza ne gelir? Evet. Aynen öyle. Doğru diyorsunuz. Eşitlik varsa eşitliğin mantığı hocam. Orta taban gelir. O zaman orta tabanı kullanalım. Şu kırmızı eşitliği kullanalım mesela. Hocam kırmızı eşitlik burada. Orta taban kullanırken de bak benden şu ve şu toplamın en küçük değeri isteniyor. Ya buna ya buna paralel çizeceğim. Buradan şuna paralel çizince saçma oluyor ama şuna paralel çizince daha güzel oluyor. Şuna paralel çizdiğimiz zaman hocam burası A iken burası ne oldu? 2A oldu. Ve şunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Yani şunlara eşitliği de şöyle gösterelim arkadaşlar. Hop hop. Tamam gösterdik. E, sonra ne yapacağız? Hocam şu eşitliği de kullanmam lazım. O zaman eşitliğin olduğu yere artık kaleminizi koymayı öğrendiniz. Hocam şöyle paralel çizsem. Bak şuradakine paralel çizsem. Şöyle çizsem. Diğer kırmızı çizgiyle alakası olmadı mı? Oldu değil mi? E ne yapacağız? İki ihtimalim var zaten. Ya bu tarafa. Bak bu tarafa da olur. Hatta o tam buraya denk gelir. Niye? Çünkü şu eşit ya. Tam buradan çizdiğim paralel iki eş parçaya bölecek burayı. Tam buraya denk gelir. Aa bitti. Hocam o zaman burası B ise bak şunda şu paralel oldu. Paralel değilmiş gibi ama şunlar eşit bunlar da eşit olduğundan orta taban oldu arkadaşlar. B iken burası da ne olacak? 2B olacak arkadaşlar. Evet aldanmayın pek çok fazla. E o zaman burada ne çıktı? Hop üçgen eşitsizliği. Yani 7'yi araya aldın toplamlarıyla farklı arasında. A artı B ile A -X B arasında. Senden ne isteniyor? 2 artı 2B isteniyor gençler. A hocam A artı B yerine 8 yazarsam burası 16 olur. Zortingen. Olmadı niye? Ya sana a ile b tam sayı olsun diyor mu? Demiyor. Bu tür ifadelerde üçgen istiyor sorularında tam sayı koymayın diye hep söylüyoruz size. Niye burada a artı b yerine tam sayı yazdın? Senden ne isteniyor? 2 artı 2b. E o zaman bunu elde et. Ne yaparsın? Denklemi 2 ile çarparsın. Şurası 2a x 2b. Tabi bu mutlak değerci olacaktı. Neyse önemli değil. Ee, küçüktür 14. O da küçüktür. 2a artı 2b oldu. Ha? Şimdi 2 a artı 2b yerine en az kaç yazabilirmişsin dostum? 15 yazabilirsin. Ya da biz ne yapıyorduk? A artı B hocam en az 7. 7'den büyük derdik böyle. 2 artı 2 B'de 14'ten büyük derdik. 14'ten büyük de ne var? Denizli var. Yani 15 var. Cevabımız o zaman Denizli derdik gençler. Değil mi? Evet. Haydi diğer soruya. Yukarıdaki verilere göre alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız hocam burada? A öncelikle şurası da dik verilmiş. Bu ne demek? AD ile BC. Hocam AD ile BC kesmiyor ki. Kesiyor kardeşim. Bu doğru parçası değil ki. Bu doğru. Evet. AD ile AD doğrusuyla BC doğrusu dik kesiyorlarmış. Yani burası kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Madem burası 90. Hocam 30 90 ise burası da 60 yapacak tamamı. Bak şurada kaç 60 yapacak. Buraya ne kaldı? 45 derece kaldı. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Hocam şu 30'un mantığını kullanayım. Hop şuradan bir dik çizeyim. Yok ya. Yapar mıyım ben buradan? Aa, asla yapmam. Niye? bir sıkışıyormuşum buradan yapıyormuş ya şimdi ne güleriz değil mi? 15 75 90 özelliğini kullanmak istemem arkadaşlar. Ya aslında bir özelliği var. Bazı arkadaşlarınız bilsin ama yani gerçekten gerek yok arkadaşlar. 15 75 90 özelliği şu. 15'in karşısı x iken 75'in karşısı 2 artı kök 3 katı arkadaşlar. Hatta burası da var da kök 2 artı kök 6 mıydı neydi? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hiç bunu kullanmadığım için buranın da bir özelliği vardı ama gerçekten kullanmıyorum. Ee, ne yapacağız hocam burada? O zaman buradan dik çizince olmaz. Çünkü ben hep şunu söylerim. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15-75-90 çıkıyorsa gittiğin yol, yol değildi. E ee, ne yapacağız? Hocam bak şimdi 30-45 burası kaç derece çıktı? 135. Hocam 135 derecenin dış açısı önemli. Ya buradaki 45'i kullanacağım. Buradan dik çizince de karşıma 15-75-90 çıkıyor. Eyvah eyvah. Eee o zaman bunu da kullanmayacağım. Hocam burası 45 derecesi. 45 45 90 buradaki değerleri versem A desem A desem burası A kökü olsa burası A iken 30'un karşı A iken 60'ın karşı A kökü desem A kökü çekse A olur burası. Burası da A kökü çekse Yok buradan da uzun çıkacak. Ne yapacağız hocam? Siz de büyük ihtimalle bunları denemişsinizdir zaten de. İşte bu tür şeyleri denediğinizde ben de yapıyorum ki ya ben soru çıkacak diye yaptım bu arada bunu da çıkmadı valla. Neyse yapıyorum ki siz de çıkmadığı zaman ne yapabilirsiniz? Valla şu yolu deneyeyim isterseniz arkadaşlar. 15'in karşısı. Neyse şuradan arkadaşlar. Buradan dik çizince burada şu hipotenüs kuralını bilmediğim için buradan da yapamam büyük ihtimalle. Şurada 45'in mantığını kullanıp şuradan dik çizersem. Hocam 45 45 90 üçgen çıktı burada. Ee, şuraya bir A dersem. Hocam burası da A. Burası A köklü oldu. O zaman burası da A köklü oldu. Ee, 15'in karşısı A ise 70'in karşısı 75'in karşısı ne olacak? 15'i ya da şuraya x diyeyim x x dersem burası da x kök 2 oldu. Sonra arkadaşlar burada ne yapabilirim? 15'in karşısı x iken 75'in karşısı nedir dedik? 2 artı kök 3 x. Yani burası 2 x artı kök 3 x oldu. Hocam buradaki x kök 2 ait de bir dik çizsek şöyle. Ee, 45 derece varsa bunlar da x x oldu. Dikkat edin 2 x'i buradaysa buraya kök 3 x kaldı deyip. a hocam x iken kök 3 x oldu. Bu neyin ölçüsüdür? 30 60 90'ın ölçüsüdür. 30'un karşısı x iken 60'ı karşısı x kök x kökçü olur arkadaşlar. Cevap 30 deriz. Cevap 30 deriz. Ama hocam siz kendinizle çeliştiniz burada. Evet ben buradan yapmam ama merak edenler için de yaptım. Ne yapacağız peki hocam? Baktığınız dik çizerek oluşturamadığınız sorularda ne yapıyorduk? Son çare notu vermişimdir notta arkadaşlar konu anlatımında. Son çare notu. Neydi arkadaşlar? Küçük açıya ait ikizkenar kenar oluştur. 15 derece var 30 derece var. Küçük açıya ait şöyle bir ikizkenar kenar oluşturacak olursam arkadaşlar. Bakalım oluşturalım. 15 ise burası da 15 mi? Evet 15. İkiz kenar oluşturdum şöyle. Şöyle pardon. Şununla şu ikizkenar kenar oldu. İki iç açın toplam bir dış açıdan burası da 30 oldu. Aa, hocam 30 30 120. 30 30 120. Bununla bu birbirine eşit. Hocam sonra 15'e 15. E 15. Bununla da bu birbirine eşit. E şimdi ne yapacağız? Bak burada kaç, kaç derece? 60 derece. Şu eşitliği kullanmadık. Aa hocam şu eşit bu eşit. Arada da 60 derece var. E o zaman sen şimdi bir de bunu böyle çizersen ne güzel oldu değil mi? İki kol 60 derece arasındaki iki kenar eşitse tabii ki eşkenar üçgen oluşturun diye daha öncelerinde söylemişizdir. E hocam 60 derece bunlar da eşitse bu eşkenar üçgen oldu. Yalnız sadece eşkenarın açılarını yazarsan çekerim kulağını. Niye? Eşkenar oldu ya. Eşit eşitken burayı da eşitliği koy bakayım. Bak ne çıktı? X kenar çıktı. Bu arada 60-30 daha 90. Buraya 90 kaldı. İkiz kenar dik üçgen çıktı. O zaman burası 45. Burası da 45 olacak. O zaman soru çıktı. Alfa artı 15 eşittir 45 ise alfa da buradan 30 derece oldu. Güzel bir soruymuş arkadaşlar. Bakın bu yöntemden kullandık. Lütfen özel açı mantığını öğrettik. Özel açı mantığını kullanın mantığı yani soruda verilenlerin mantığını bir şekilde kullanınca geometrinin işte güzelliği burada çok da kolay bir şekilde cevaba ulaşıyoruz gençler. Şekil A'da gördüğünüz üzere. Evet cevap Akçay oldu.